Merhabalar, ben Güney Sentürk. Futbol Manager 2021 videoma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önce ben Futbol Manager 2020 videolarını elimden geldiğince atmaya çalışıyordum. Ama transfer dönemine denk geldikten sonra ara vermek zorunda kaldım. Ama istikrarlı bir şekilde Futbol Manager 2021 Galatasaray kariyeri hep sizlerle birlikte olacak. Normal şartlarda ayın 24'ünde çıkacak olan oyun beta sürümüyle karşımızda. Dün beta sürümü yayınlandı. Ben de sizler için sadece Galatasaray takımını incelemek istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Hangi oyuncular hangi özellikleriyle öne çıkmış? Bu takımda nasıl oynayabiliriz? Kendi mantalitemizi nasıl buraya aktarabiliriz? Onlara bakacağız. Şimdi kendi tabii avatarımı da oluşturdum. Biraz benzedi gibi bana şu an ekranda bana bakıyor. Böyle bir ekranla karşılıyor beni Futbol Manager 2021. Heyecanlıyım. İlk defa inceleyeceğim. İnanın hiç açmadım. Hiçbir bilgim yok. Nasıl değişiklikler oldu ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber öğreneceğim. Son dakika Galatasaray AŞ yönetimi takımın başına Güney Esentürk'ü getirdi diyor. Buraları geçelim. Bu arada Fatih Terim'in yerine geçtim ama futbol direktörü olmuş. Yani daha önceden takımın başına geçtiğimizde direkt Fatih Terim işsiz olarak başlıyordu ve Fatih Terim herhangi bir takıma gidiyordu. Ama burada futbol direktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu oldukça sevindirici bir olay. Kadromuzu bu şekilde görüyoruz. Yani normal teknik heyet bize bu şekilde öneri sunmuş. Ama benim bu şekilde oynamayacağımı söylemeliyim. Büyük ihtimal 4-2-3-1 formatıyla oynayacağız. Ve yavaş yavaş kendi kadromuzu da oluşturacağız. Evet, kulüp hedeflerinde hücum futbolu oynatılması orta derecede. Altyapıdan oyuncular yetiştirilmesi ise az. Ama biz bunu en yükseğe çekmeliyiz. Çünkü altyapıya çok önem vereceğiz ve altyapıdan sürekli oyuncu çıkartmaya bakacağız arkadaşlar. Türkiye'nin en itibarlı takımı olma prestijini korumamız gerekiyor. Zorunlu. Maaş bütçesinin aşılmaması zorunlu. Biliyorsunuz ki finansal fair play var. Galatasaray'da burada da olacaktır. Satmadan oyuncu alamayacağız. Şimdi birkaç tane oyuncuyu transfer listesine koyacağız. Umarım talipler gelir ve satarız ve o şekilde takımımızı şekillendirmeye çalışırız. Süper Lig'de şampiyon olunması demiş. Çok yani isteniyor. Ben de zaten şampiyon yapmak istiyorum tabii ki de. Ve yarışa girilmemizi %100 istiyor. Yani hep potoda kalmamız gerekiyor. Avrupa Kupası'nda ise birinci eleme turuna katıl diyor. Minimum. Yani bunu da bizden istiyor. Ve Türkiye Kupası'na finale katıl diyor. Yani Türkiye Kupası'nda da bizden bir başarı bekliyorlar. Gözlemcilik bildirimleri, transfer işleyişi gibi bunların hepsini bu şekilde ayarladık. Devam edelim. Medyaya tanıtılmak istiyor musun demiş. Evet diyelim, ben tanıtılmak istiyorum. Özellikle şu bölüm çok önemli. Fatih Terim'in futbol direktörü olarak devam etmesini istiyor musunuz? Kesinlikle evet. Evet ve devam edelim. Artık takımla karşılaşalım. Güney Esentürk Galatasaray'ın yeni menajeri oldu diyor burada. Devam edelim. Sezon sonu bu oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Bunlara ilerleyen dönemlerde bakacağız. Böyle bir kadro var. Sakatlık söz konusu burada. Mustera 5-6 ay bizimle olmayacak. Okan Koçuk ve Fatih Öztürk'le burada devam edeceğiz. Okan Koç'un profile baktığımız zaman potansiyel yeteneği 3 yıldız olarak görüyorsunuz. Piyasa değeri 1.2 milyon euro. Birebir de 17, fena değil. Degaj 16, elle kontrol 11, elle kontrolü düşük olduğunu görüyoruz. Elle oyun başlatma 11, bunu da düşük olarak görüyoruz ki hava topunda da yine düşük olduğunu görüyoruz. Refleksi ise 16, yumrukla uzaklaştırma 5 ki bu haftada biliyorsunuz maalesef bir topu uzaklaştıramadı ve oradan gol yemişti. Agresiflik 13 gibi özellikleri var. Hemen Fatih Öztürk'e bakalım. Fatih Öztürk'ün potansiyel yeteneği 2.5. Yani eğer bu şekilde devam etmemiz gerekiyorsa, kaleci transferi yapamazsak buradaki özelliklere baktığımızda Okan Koç'un profilinin daha iyi olduğunu söylemeliyiz. Luyendama'ya bakalım. Luyendama da bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi olacak ki şu anda hemen izleniyor demiş. İlgilenen takımlara bakalım. Olympic Lyon, Çin'den bir kulüp ilgileniyor. Enteresan bir isimle. Burada bakalım. Ama ben Luyendama'yı satma taraftarı değilim.
Tekrardan profiline girdiğimizde özellikle fiziksel olarak çok güçlü olduğunu görebiliyoruz. Güç ve dengesi 18, vücut zindeliği 16, zıplama ise 16. Ve agresiflik ve cesaret de önemli, biliyorsunuz ki stoperlerde oldukça yerinde ve çalışkanlığı da 16. Liderlik vasfı da 16. Bizim vazgeçilmezlerimizin arasına girecek Luyendama. Ozon Lafor'a baktığımız zaman elimizden çıkartacağımız oyunculardan bir tanesi, bizim oyun yapımıza ve profilimize uymayan bir futbolcu olduğunu görebiliyoruz buradan. Çeviklik yok, ağır bir futbolcu. Dayanıklılık yine orta seviyelerde. Gücü fena değil ama çeviklikten biraz vurgun yemiş Ozan Lafor, ama bizim kadromuzda düşünülmeyecek bu. Markao, çok merak ettiğim bir futbolcu. Yine aynı şekilde birkaç kulüp ilgileniyor. Hemen bakalım kimler ilgileniyor. Gözüme çarpan Borussia Dortmund ve Olympique Lyon. Yani ikisi düşük ilgi ama ilerleyen dönemde belki yükseğe doğru çıkar. Bilemiyoruz oynadıkça. Kaan Arslan'a bakalım. O da genç futbolcularımızdan. Potansiyel yeteneği görüyorsunuz. Biraz düşük. Bizim takımımıza göre biraz aşağıda kaldığını söylemeliyim. Agresifliği fena değil ama burada çevikliği vesaire düşük. Tabii şu anda 1.5'da mevcut yetenek. Oynadıkça 2.5 potansiyele çıkacağını söylüyor oyun. Ama bizler büyük ihtimal Kaan Arslan'la devam etmeyeceğiz. Özellikle Omar'a da merak ediyorum. Omar'a baktığımız zaman orta düzeyde bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Ne yüksek ne düşük, tam ortalama, orta seviyelerde geziyor. Çeviklik 12, dayanıklılık 15. Çeviklik, yani hızda biraz sıkıntı olduğunu söylemeliyiz. Yani çeviklikte biraz sıkıntı var. Hızda da aynı şekilde 15. Hızı da fena değil. Çeviklik kısmında 12. Yani biraz yavaş bir futbolcu olduğunu söyleyelim. İlk hamlelerde biraz sıkıntı yaşatabilir ama hız konusunda fena değil. 16, hız konusu da 15, hız da 15, hızlanma ise yine aynı şekilde 15. Yine bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi olacak. Piyasa değeri 5.5 milyon euro. Ryan Donk'a bakalım. Ryan Donk'ta güç çok önemli, ön plana çıkmış. Ve aynı şekilde soğukkanlılık ön plana çıkmış. Yine bizim sezon içerisinde yedek kulübesinden faydalanabileceğimiz bir futbolcu ve stoper olarak oynayabiliyor. Gerektiğinde de defansif orta saha oynuyor. Ömer Bayram profiline baktığımız zaman ise agresiflik 16, çalışkanlık 16. Buradan faydalanabiliriz. Yani eğer ki takımımız fazla bir agresif yöne ihtiyaç duyduğunda agresifliğinden faydalanabiliriz, ama Ömer Bayram'ı da ben çok fazla açıkçası kadroda kullanacağımızı düşünmüyorum. Yine ilgilenen kulüpler var. Başakşehir ve Trabzonspor düşük ilgi gösteriyormuş. Martin Linnaeus de hemen şöyle baktığımız zaman öne çıkan takım oyunu ve vücut zindeliği açısından öne çıkıyor Martin Linnaeus de. Yine çeviklik ve dayanıklılık kısmında orta seviyelerde gezdiğini görebiliyoruz. Hız ve hızlanma da 14. Yine orta seviyede olduğunu söylemeliyiz. Orta yapma 9, markaj 8. Pas da aynı şekilde 10. Yani Martinez'i aldığınızda sağ kanattan çok fazla orta yapamayacağını buradan görebiliriz. Ama şuraya baktığımız zaman her yerde oynayabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olduğunu görebiliyoruz. Omar El Abdülay'a geldiğimizde de yine tekrar oraya geri döndüm. Orta yapmaya ve pasa bakmadık. Orta yapmada 13. Yine Linens'ten biraz daha iyi olduğunu söylemeliyim. Marcelo Saracchi. Evet. Burada biraz daha iyi bir profille karşımıza çıkıyor Marcelo Saracchi. Çeviklik fena değil. Dayanıklılık güzel, yani çeviklik de fena değil. Hızlanma 17 ve hız 15. Yani hızlı bir bek olarak karşımıza çıkıyor. Kararlılık 17, çalışkanlık 17, cesaret 16. Yani şurada özellikle cesaret ve çalışkanlıkta
iyi olması bizim için çok daha faydalı olacaktır. Ve kararlılık da 17. Yani karar verme yeteneği çok fazla olduğunu söylemeliyiz. Dribbling'de 16. Markaj ve orta yapmada Galatasaray'da iki bekte de sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Özellikle orta yapma kısmında iki bekimiz de eksik. En azından şurada bir 14, 15, 16'yı görseydik iki beki de oyuna dahil edebilirdik. Emre Taşdemir'e baktığımız zaman yine düşük profilde olduğunu görebiliyoruz. Hız ve hızlanmayla ön plana çıkıyor ama orta yapması 15. Yani eğer ki çok ortaya ihtiyacımız olduğu zaman sol bekte Emre'den yararlanabiliriz. Eğer kanatları kullanıyorsak ve hücum bindirmesini istiyorsak burada da Emre'yi kullanabiliriz. Evet, Taylan Antalyalı en çok merak ettiğim oyunculardan kendisi. Takım oyunu 16. Agresiflik 12, cesaret 12, çalışkanlık 15. Bizim orta sahamızda aslına bakarsanız en çok forma alacak oyuncuların başında geliyor. Ama eğer ki buraya iyi bir transfer yaparsak bir ihtimal yedekte kalma ihtimali olabilir. Ama şu anki şartlarda Taylan Antalyalı'dan sürekli faydalanacağız. Kafamda çok farklı transferler var. Çok farklı bir takım kurma isteği var. Ancak bunu şöyle yapabiliriz. Oyuncu satarsak alabiliyoruz. Biliyorsunuz ki o da bizim için büyük sıkıntı. Piyasa değeri de 4.9 milyon euro. Fena değil. Kiralık olan gelen Peser Etebo. Etebo da orta sahada oynuyor. Potansiyel yeteneği 4. Fena değil. Şu an mevcut yetenekleri 3 yıldız. Ortalama bir profile sahip. Dayanıklılıkta 14, dengede 15, güçte ise 13'te görüyoruz. Agresiflikte 14. Yani orta saha için iyi bir profil olduğunu, Galatasaray için iyi bir profil olduğunu söylemeliyim. Evet, Feghouli. Galatasaray'da benim ilk önceki hedefim şu Feghouli'den bonservis bedeli elde edebilmek. Bir an önce Feghouli'yi satış listesine koyup elimizden çıkartmamız gerekiyor. Ama burada özel yeteneği görüyorsunuz. Özel yetenekte ön plana çıkmış 16. Orta yapmaya baktığımız zaman 13 pas, 14 teknik, 15. Aslına bakarsanız iyi bir profile sahip Feghouli. Değerlendirilebilir ama bizim transfer yapabilmemiz için oyuncu satmamız gerekiyor. Ve en değerli futbolcularımızdan biri olan Feghouli büyük ihtimal göndereceğiz. Onun yerine farklı bir futbolcu alacağız. Potansiyel yeteneği baktığımız zaman 3.5. Mevcut yeteneği de 3.5. Yani gelişimini tamamlamış bir Feghouli var. 30 yaşında bir an önce elimizden çıkartırsak en azından iyi bir bonservis bedeli elde ederiz. Şuraya baktığımız zaman da hemen hemen orta sahanın tüm pozisyonlarına verim alabiliyorsunuz. Özellikle sağ kanatta çok fazla verim alacağımızı söylemeliyim. Arda Turan'ın profili ise oldukça güçlü, kararlılık, agresiflik bence burada biraz düşük yazmış. Agresiflik de en az 15 olmalıydı. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman gayet normal. Çünkü uzun süre forma şansı bulamayan bir Arda Turan vardı. O sebepten dolayı düştü. Biz Arda Turan'ı ikinci yarılarda kullanacağız. Çünkü fiziksel açıdan bize yeterli bir profil çizmemiş ama oyununa baktığımız zaman ise çok çok faydalı olacağını görebiliriz. Vizyon 17, özel yetenek 16, soğukkanlılık 16, takım oyunu 14, kararlılık 14, kararlılık 16, karar alma 15, dribbling yani çalım becerisi olarak da 16'yı görebiliyoruz. İlk kontrol 15. Yani oldukça güçlü bir profil. Teknikte 17. Kesinlikle Arda Turan'dan faydalanacağız. Ve orta sahanın tüm rollerinde hemen hemen size bir fayda sağlıyor. Özellikle sol açık kanadında size bir fayda sağlayacaktır. Değerine baktığımız zaman ise 1.5 milyon euro değeri var. Mevcut yetenekte 3 ve potansiyelde 3. Jonas Balhanda. Evet. En sevdiğim şey 4.6 milyon euro bir bonservis bedeli var diye şu anda bir takım kendisini izliyor. Shenzhen takımı bütün oyuncularımıza az da olsa ilgi gösteriyor. Eğer Yunus Belhanda'yı bir şekilde gönderebilirsek çok çok iyi olacak. 4.6 milyon euro. Yani 4 milyon euroya kadar razıyım yani Belhanda'nın açıkçası ama profiline bir bakalım. Profiline baktığımız zaman aslına bakarsanız çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Potansiyel yeteneği 3.5, mevcut yeteneği ise yine 3.5'larda. Fena değil açıkçası. Bize fayda sağlayacaktır ama ben bir an önce iki oyuncudan özellikle Belhanda ve
Feiguli'den iyi bir bonservis bedeli beklediğim için bir an önce satmak istiyorum açıkçası. Çeviklik 16, vücut zindeliği 16. Henüz burada bir düşme yok fiziksel açıdan ama yıllar geçtikçe fiziksel açıdan da Berhanda'nın fiziğinin düştüğünü söylemeliyim. Ve özel yeteneği 17, vizyon 17, teknik 17, pas 13. İşte bizim 10 numaradan istediğimiz özellik pasın en az 16 olması. Böyle bir oyuncu arayacağız biz. Biz 10 numaraya oynayıp 10 numaraya koyacağımız oyuncunun pas yeteneğinin çok fazla olması gerekiyor. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Dribbling 15, ilk kontrolde 14. Fena bir profil değil ama dediğim gibi Yunus Belhanda'dan bonservis bedeli kazanmalıyız. O yüzden satacağız. Evet, Emre Kılınç da Galatasaray'ın yeni transferlerinden. Hemen şuraya baktığım zaman orta sahanın tüm bölgelerinde verim alabiliyorsunuz. Normal bir ismini ise sağ açık olarak göstermişler ama ben sol açıkta da kullanabilirim onu. Sağ açıkta da kullanabilirim. Özellikle sol açıkta iyi performans vereceğini düşünüyorum. Tam olarak gelişimini sağlamamış. Oynadıkça biraz daha gelişimini sağlayacak. Profil olarak da fena bir profili yok. Sadece şuraya baktığımız zaman pası fena değil. Orta yapma fena değil. İyi. Teknik biraz daha yükselebilir. Bence kararlılık 11, bunu biraz arttırabilir miyiz bilmiyorum. Oynadıkça profili biraz daha gelişecektir ama çok fazla da gelişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Emre Kılınç da bizim için çok çok faydalı olacak bir oyuncu. 6,5 milyon euro da piyasa değeri var. Sekidika. Evet, Galatasaray bu oyuncu transfer ettiğinde çok mutluydu. Özellikle Fatih Erim bu oyuncudan bir şeyler bekliyordu ama bir türlü olmadı. En ön plana çıkan ise hızlanma ve hız. Yani hızlanması 16, fena değil. Hızda 15, fena değil. Ama diğer yeteneklere baktığımız zaman bizim takımımızda uygun olmadığını görüyoruz. Ki hemen bakalım, teknik 11. Pas 9, orta yapma 10. O yüzden çok fazla verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de hız konusunda fena olmadığı için kadromuzda tutar mıyız bilmiyorum. 253 bin euro da bonservis bedeli var. Recep Gül bizim genç oyuncularımızdan, 19 yaşında potansiyel yeteneği görüyorsunuz. 3, şu an 1,5'ta gelişimi tam olarak tamamlamış. Tabii ki de genç futbolcumuz. Bunu ilerleyen dönemlerde değerlendireceğiz. Sizler bu şekilde buradan inceleyebilirsiniz. Mustafa Fettahoğlu'na baktığımız zaman oldukça düşük bir profil görüyoruz. 19 yaşında şu anda izleniyor. Bakalım Bursaspor ilgileniyor. Emrah Dolan'ın yine bir sakatlığı var. 5 hafta, 2 ay gibi bir süre oynamayacak. Ama profili bize aslına bakarsanız bizim faydalanabileceğimiz bir profil. Özel yetenek 16, pas 14, orta yapma 14. Sadece çeviklik iyi ama dayanıklılık, yani çok fazla sakatlanacağını söylemeliyim. Denge 8, güç 8, hız 8, hız problemi yaşıyoruz Emre'de. Emre'den fayda alacağız ama şuradaki fiziksel açıdan özelliklere baktığımız zaman çok fazla sakatlık yaşayacağını söylemeliyim. Emre Akbaba'nın da şu an piyasa değeri 2.6 milyon euro. Ryan Babel. Evet, 33 yaşındaki futbolcuya bakalım. Potansiyel yetenek 3, mevcut 3. Gelişimini tamamlamış bir haliyle ve forvet bölgesi olarak görüyoruz Ryan Babel'i. Forvet ve sol açık olarak oynatabiliyorsunuz. Zaten burada da görüyorsunuz. Santrafor, merkez. Ryan Babel'i forvette değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz. Falcao'ya da az sonra geçeceğiz. Onun fiziksel açıdan özelliklerini çok merak ediyorum. Özellikle çeviklik 12, denge 16, güç 15, dayanıklılık 8. Yine dayanıklılıkta biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum Ryan Babel'de. Hızlanma ise 9. Hızlanmada biraz problem yaşıyoruz fiziksel açıdan. Ama burada forvette kullanırsak hızlanma problemi yaşamayacağız ama kanatta kullanırsak Ryan Babel'i hızlanmadan sıkıntı yaşayacağımızı söylemeliyim. Tabii takımın gidişatına göre buraya bir ben sol açık almak istiyorum. Bakacağız. Durumlara bakacağız. Ryan Babel'i de elimizden çıkartma ihtimalimiz var. Radamel Falcao. Evet. Hemen gözüme çarpan burada fiziksel özellikleri. Yani dayanıklılık 8, denge, güç 9, hız 9, hızlanma 9. Yani hızlı bir santrafor değil. Çeviklik 12 ama diğer taraflara baktığımız zaman zihinsel oldukça güçlü bir profile sahip olduğunu söylemeliyiz. Özel yeteneği 16, penaltı kullanma 18, soğukkanlılık 17, bitiricilik 16. Yani ceza sahası içerisinde Falcao'yu topla buluştursanız size bir golü yapar. Buradan bunu söylemeliyiz. Karar alma 14, vizyon 15,
teknik 15. Biz Falcao'dan bir şekilde verim alacağız ama fiziksel açıdan 90 dakikaya çıkartamayacakmış gibi duruyor açıkçası. Eğer ilk 11'de oynatırsak 60'tan sonra Radamel Falcao'yu çıkartmamız gerekebilir. Çünkü fiziksel olarak bir hayli düşük. Yaşına göre normal. Ya, piyasa değeri de tamamen ölü. Zaten bu oyuncuyu eğer elimizden çıkartırsak bu değerde bir futbolcu bulamayız. Ama iyi bir santrafor bulabilirsek işte o zaman Radamel Falcao'yu ikinci yarılarda kullanabiliriz. Ve elimden çıkartmak istediğim bir diğer oyuncu Mbaye Diagne. Piyasa değeri 6,5 milyon euro. Buradan bir şeyler kopartabiliriz gibi geliyor. Umarım Diagne'ye bir şekilde talip olur birileri, birkaç takım ki elimden çıkartırım. İyi de bir piyasa değeri var. Açıkçası 3 tane oyuncudan ortalama 15 milyon euro gibi bir ücret çıkartırsak biz kendi kadromuzu bir şekilde kurarız gibi geliyor. Şimdi bitiricilik kısmında 15, dribbling 12, ilk kontrol 11. Burada göze çarpan fiziksel özellikleri bir hayli güçlü. Güç 17, hız 14, hızlanma 13. Yani iyi bir profile sahip, vücut zindeliği ise 17. Ama bitiricilik kısmı 15. Yani burada bir 16-17 olsaydı bu oyuncuyu satmazdım. Diagne'yi satmazdım. Bitiricilik kısmı 15. Yine fena değil ama Diagne'den daha iyi performans verebilecek bir oyuncu bulabileceğimizi düşünüyorum. Mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 3. Yani 28 yaşında bir futbolcu ve gelişimini tamamlamış. Bence satıp genç oyuncu almak daha mantıklı. Burada da böyle bir profille karşımıza çıktı Mbaye Diagne. Evet, tüm oyuncuları tek tek kısa yani özellikleri nelerdir? İşte rakamlarla sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda ise şunu yapacağız. Kariyerimize başlayacağız. Hemen transfer çalışmalarına başlayacağız. Oyuncuları transfer listesine koyacağız. Bakalım talipler çıkacak mı? Ve en önemlisi transfer yapabilecek miyiz? Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Amacımız bu. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hızlı seri şekilde atmaya çalışacağım Futbol Manager videolarını. Abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.